Peki. Değerli basın mensupları, 92 yıl önce Cumhuriyet düşmanları tarafından Menemen'de katledilen devrim şehidimiz, Yiğit Asteğmenimiz Kubilay'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, çakma doktor candan eder, çakma hoca dinden eder. Yaşayarak gördük ki çakma ekonomisi de ülkeyi perişan eder deyip duruyorum. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında saraydaki çakma ekonomist faiz sebep enflasyon netice dedi. Ekonomiyi böyle bir safsataya göre yönetmeye kalktı. Sonuç paramız pul oldu. Enflasyon hortladı. Hayat pahalılığı azdı. Milletimiz perişan oldu. 2021 yılının son 3 ayında tabela faizini 5 puan indirerek %19'dan %14'e çekti. Faiz indirimlerine başladıkları gün dolar kuru 8 lira 65 kuruştu. 20 Aralık 2021 gecesinde 18 lira 33 kuruşu gördü. Sadece 3 ayda %53 devalüasyona hatalı politikalarıyla sebep oldu. Geçen yılın son 3 ayında yaptığı her açıklamayla, aldığı her kararla sarayın çakma ekonomisti döviz piyasasındaki yangını körükledi. Ve 20 Aralık 2021 gecesi döviz piyasasında tarihin en büyük silkeleme operasyonunu gerçekleştirdi. O gece kur korumalı mevduat dediği mevduat sahiplerini hazinenin parasıyla devalüasyondan koruyan, faturayı da tüy bitmedik yetimin sırtına yükleyen skandal bir uygulamayı millete hiçbir maliyeti olmayacak diye yutturdular. Ama kamu bankaları eliyle arka kapıdan milyarlarca dolar sattılar. Merkez Bankası'nın kasasından bir gecede satılan dövizin 7-8 milyar doları bulduğu daha sonra hesaplara bakıldığında görüldü. Bu finansal kumpasın sabahında dolar kuru 11 lira 20 kuruşa kadar düştü. Saray sebep olduğu devalüasyondan döviz alarak kendini korumaya çalışan milyonlarca yurttaşımızı bir gecede soydu, soğana çevirdi. Bir gecede milyarlarca dolar milletin cebinden alındı. Bu işlerden haberi olan saray yakınlarının, yandaşlarının cebine kondu. Cumhuriyet tarihinin en büyük servet transferi yapıldı. O gün sorduk. O gece döviz alıp satarak milyonlarca dolarlık vurgunu yapanlar kim? Hala cevap yok. O günlerde Nebati Bakan çıktı hiç sıkılmadan, ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika diyerek televizyonlarda meddahlık yaptı. Oynadıkları bu orta oyunla banka genel müdürlerini de figüran ettiler. O gece yaşananları biz unutmadık. Kimin veya kimlerin 18 lira 33 kuruşlardan dolar satıp sabahında 11 lira 20 kuruştan yeniden dolar aldığını, kimlerin bir gecede dolar bazında %64 vurgun yaptığını hiç kimse merak etmesin. Bu seçimlerden sonra elbette öğreneceğiz. Bu kumpas yapanların yanına kar kalmayacak. İçinde bulunduğumuz bu hafta Cumhuriyet tarihimizin en büyük finansal kumpasının seneyi devriyesiydi. Millet sadece o gece kaybetmekle kaybetmedi. Çakma ekonomistin atadığı Nebati Bakan kur korumalı mevduattan en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmeyecek derken yıl bitmeden hazineye binen yük 92 milyar lirayı buldu. İşin başında vazgeçilen 10 milyar liralık vergi alacağından bahsetmiyorum bile. Bir de Merkez Bankası'na binen yükler var. Onun da yaklaşık 70 milyar lira olduğunu tahmin ediyoruz. Sene daha bitmeden kur korumalı mevduatın millete yükü en az 172 milyar lira oldu. Şimdi milleti bu yıl soydular, yetmedi. Bu uygulamayı 2023 sonuna kadar uzattılar. Seçime kadar kazanın dibinde ne varsa sıyıracaklar. O gün millete kurdukları kumpası bir de utanmadan model kılıfına sokup yutturmaya kalktılar. Çin modeliymiş, Maçin modeliymiş. Bu modele göre faizler inecek,
Türk lirası değer kaybedecek, ihracat şahlanacak, cari fazla verilecek, döviz rezervleri dolup taşacak, sonra Türk lirası değerlenecek, enflasyon da gerileyecekti. Bir de üstüne tarih vererek taahhütte bulundular. Önce Erdoğan çıktı, kur da düşecek, faiz de düşecek. 2022 en parlak yılımız olacak diye millete söz verdi. Nebati Bakan, hani şöyle hayal edersiniz ya, bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın, Türkiye'de çok farklı noktalarda olacağız dedi. Peki sonuç? Bu safsataları yürürlüğe koydukları 2021 Eylül ayında 12 aylık dış ticaret açığı 44 milyar dolardı. Bugün dış ticaret açığı 107 milyar dolar. Son 10 yılın zirvesinde. 12 aylık cari açık 12,5 milyar dolardı. Bugün 43,5 milyar dolar. Fazla verecek dedikleri cari açığı 3,5 katına çıkardılar. Dolup taşacak dedikleri döviz kasasını da tam takır ettiler. 2022 biterken kasa 43 milyar dolar açık veriyor. Peki ya enflasyon, ya hayat pahalılığı? Bu saçma sapan kararları uygulamaya başladıklarında %19 olan tüketici enflasyonu bugün %84. %45 olan üretici enflasyonu bugün %136. %29 olan gıda enflasyonu bugün %103. Bu öyle söyledikleri gibi dünyadaki gelişmelerden falan da kaynaklanmıyor. Resmen bizden. Bizzat bizdeki yönetimin beceriksizliğinden. Bu kifayetsizler ülkemizi tüketici enflasyonunda dünyada 6. Gıda enflasyonunda dünyada 4. Üretici enflasyonunda da dünyada 1. yaptılar. Verdikleri bütün sözler boş çıktı. Hiçbirini tutmadılar. Ar damarı çatlamayan bir yönetici böylesine bir yıkıma sebep olduğunda milletinden özür diler ve koltuğunu bırakırdı. Millete 11 yıldır 2023 masalları anlatıp vaat ettiklerinin yarısına bile ulaşamayan, daha mürekkebi kurumayan, geçen yıl verdikleri sözlerin bile hiçbirini tutturamayan bu hükümetin başı ve şürekası sahte başarı hikayeleri anlatmaya başladılar. Bu hikayelerle de milleti kandırabileceklerini sanıyorlar. Millet sizin ne yaptığınızı gördü. Cüzdanını, tenceresini nasıl boşalttığınızı yaşadı. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için sandığa gün sayıyor. Kurt kuşu geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Şimdi bu banknot 2009'un Ocak ayında tedavüle girdi. Üzerinde 200 lira yazıyor. Ama ekonomiyi yönetemeyen beceriksizler bugün bu paranın satın alma gücünü 29 liraya düşürdü. Çakma ekonomistin hortlattığı enflasyon canavarı bu banknotun tam 171 lirasını yedi bitirdi. Yok olanın değeri çoktur. Çok olanın değeri yoktur. Bu 200 lira ilk çıktığında tedavüldeki toplam paranın sadece %5'iydi. Şimdi yarısından fazla, %55'i. 200 liralık banknotu daha önce kolay kolay göremezdik ilk çıktığında. Şimdi bankamatiklerde 200 liralık banknotlar tıka basa dolu. Ama paramızı pul eden kifayetler için geçer akçe söyle yalanı, bulunur inananı. Sene biterken çıkmışlar, enflasyonun boynunu kırdık diyerek milletle alay ediyorlar, eğleniyorlar. Milletimiz sizin kimin neyin boynunu kırdığınızı, kimlerin boynunu büktüğünüzü gayet iyi biliyor. Bunu yapanların belini sandıkta kırmaya hazırlanıyor. Değerli basın mensupları, büyük İslam alimi İbni Haldun'un dediği gibi, İlmi engelleyenler ve insanları yalanlarla meşgul edenler
insanlığın en büyük düşmanlarıdır. Ne yazık ki ülkemizde kendi insanına düşman, doğruları söylemeyen, milletini aldatan bir hükümet iş başında. Sarayın çakma ekonomisti 10 gün önce, açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın, aksi yönde hareket edenler şöyle böyle diyerek dedi. Ama daha söylediklerinin mürekkebi kurumadan motorlu taşıtlar vergisine %61,5 zam yaptı. %20 enflasyon hesabı unutuldu gitti. Oysa kanunen yetkisi var. %61,5 değil, vergiye %25 zam yapabilirdi. Ama elindeki yetkiyi bu yönde kullanmadı, millete anlattığı hesaba kendisi uymadı. Hep böyle oluyor. Bunlar millete veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı. 2023'te motor hacmi en düşük araç sahipleri 1635 lira yerine 2120 lira motorlu taşıt vergisi ödeyecek. Çakma ekonomist kendi sözüne, kendi hesabına uymadığı için milletin fazladan ödeyeceği vergi tam 485 lira. Aldattıkları bir diğer kesim de üniversite öğrencilerimiz. Genel Başkanımız Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizini sileceğim dedi. Çakma ekonomist bunun üzerine apar topar Kredi Yurtlar Kurumu geri ödemelerinin kredilerinin geri ödemelerinin sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasına karar verdik diye açıklama yaptı çıktı. Herhangi bir enflasyon farkı ya da faiz uygulamayacağına söz verdi. Ama şimdi anlaşılıyor ki KYK borçlarının faizini sildik, siliyoruz, sileceğiz derken takibe düşen borçların faizini silmemişler. Gençlerimizi aylarca kandırmışlar. Yine aldattıkları, umutlarıyla oynadıkları bir başka kesimde emeklilikte yaşa takılanlar. Genel Başkanımız EYT yükleniyor dedi. 20 yıllık hükümetin aklına nihayet EYT geldi. Atama Çalışma Bakanı çıktı. EYT ile ilgili kapsamlı çalışmamızı Aralık ayı başında açıklayacağız diye millete söz verdi. Aralık başı geldi geçti. Bu sefer Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip meclise götürürüz diye umuyorum. Çok hızlı çalışıyoruz dedi. Ardından meclisteki bütçe görüşmelerinde çıktı. Aralık'ta meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım. 1999 öncesi işe girenlerin çoğunun evrakı kayıp organize etmeye çalışıyoruz dedi. Aralık başıydı, Aralık sonuydu. İnşallah, maşallah derken meclis tatile girdi. EYT düzenlemesi 2023'e kaldı. Hep söylüyorum, bu ülkeyi millete verdiği sözleri tutmamakla maruf bir kadro yönetiyor. Daha doğrusu açıkçası yönetemiyor. Ama hiç şüpheleri olmasın. Milletimiz tercihleriyle kendi iradesini kullanarak bunu yapana gereken cevabı sandıkta elbette verecek. Değerli basın mensupları, alın teri ve emek en yüce değerdir. Ama işçinin alın teri ve emeğini gasp eden, refahtan pay vermeyen bir hükümet ülkemizde iş başında. Bunu ben demiyorum. Çakma ekonomistin yönettiği TÜİK söylüyor. Çalışanların milli gelirden aldığı pay 2018'den bu yana 6 puan birden düştü. Böyle bir zulmü emekçilerimiz daha önce ne gördü ne de yaşadı. Ama bunların gözünde emekçinin zerre miskal değeri yok. Dün 2023 için belirlenen asgari ücret bu gördüğünüz masada ilan edildi. Bu masada emeği karşılığında bu asgari ücreti alacak, bununla çoluğunu çocuğunu geçindirecek, bununla yaşayacak emekçilerin temsilcisi yok.
Bu fotoğraf ucube saray rejiminin ne olduğunu gösteren bir ibret numunesi. Mevzuata göre asgari ücret tespit komisyonunun aldığı kararları komisyon başkanı açıklar. İşvereni, emekçisi dahil 85 milyonu kucaklaması gereken bir cumhurbaşkanının emekçilerin temsilcisinin oturmadığı bu masada ne işi var? Ayıptır, yazıktır. Erdoğan belli ki benim olduğum masaya nasıl oturmazlar? Neden benim sözümü dinlemediler diye işçi temsilcilerine kızmış. Masadaki bakanına teşekkür ediyor, işveren temsilcisine teşekkür ediyor ama işçi temsilcilerinin adını ağzına bile almıyor. O masaya oturarak yanlış yapan iş, oturmayarak yanlış yapan işçiler değil. İşçilerin temsilcisi değil. Yanlış yapan sensin. İşçi verdiğiniz benim emeğimin karşılığı değil, o masaya oturmam diyor. 85 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kisvesindeki AK Parti Genel Başkanı yanar ateş masaya koşuyor. Bu ucube rejimin ne menen bir rezalet olduğunu, emekçiyi nasıl umursamadığını bir kere daha ortaya koyuyor. Peki belirlenen 8506 liralık net asgari ücret sadra şifa olacak mı? Ne yazık ki cevap koca bir hayır. Geçen yıl bu zamanlar asgari ücretle 1168 kilo soğan alınabiliyordu. Bugün verdikleri 8506 lirayla 756 kilo soğan alınabiliyor. Kayıp 412 kilogram soğan. Geçen yıl asgari ücrette 234 kilo pirinç alınabiliyordu. Bugün 8506 lirayla 210 kilogram pirinç alınabiliyor. Kayıp 24 kilogram pirinç. Geçen yıl asgari ücrette 338 kilo toz şeker alınabiliyordu. Bugün 309 kilo şeker alınabiliyor. Kayıp 29 kilogram toz şeker. Ben buradan söylüyorum. Bu asgari ücret 3 ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer. Cumhurbaşkanı oturmaması gereken masada hem oturuyor hem de bir küfe edebiyatı tutturmuş gizliyor. Bizim sırtımızda küfe var. Ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşıdığı bir küfe diyor. Şimdi şu karikatürün sahibi Evrenser'den Sefer Selvi. Aslında milletin bildiğini buraya çizmiş. Sizin küfenizde beşli çete var. Biz hep söylüyoruz. Utancı gidenin kalbi ölürmüş. Milletin sırtına yükledikleri küfeye beslemeleriyle, yanaşmalarıyla doluşanlar şimdi çıkmış, sırtımızdaki küfede 85 milyonu taşıyoruz diyor. Bu kadarına da pes doğrusu. Ama buradan çalışanlarımıza, emekçilerimize söylüyoruz. Umutsuzluğa yer yok. Bu asgari ücret, milletin sırtında ağır bir küfe olan bu hükümetin açıkladığı son asgari ücret. Ülkeyi yönetenlerin gider ayak hiç sıkılması kalmadı. Daha yeni gördük, yaşadık. Dünya futbol şampiyonu Arjantin'in Cumhurbaşkanı kalkıp Katar'a şampiyonluk maçını izlemeye gitmedi. Finali tasarruf gerekçesiyle evinden izledi. Ama millete sizi sırtımızda taşıyoruz masalını anlatan sarayın kibirlisi uçan sarayını atladı. Yanına dolan yanaşmalarıyla beraber Katar'a maç izlemeye gitti. Sanki enflasyona canavarını hortlatan, cari açığı azdıran, Merkez Bankası'nın döviz kasasını boşaltan, milletin cüzdanını, tenceresini tam takır eden, çocukların açlıktan ölmesine, üniversitedeki gençlerin açlıktan bayılmasına sebep olan, vaat ettiği hiçbir hedefi tutturamayan, kendisi değilmiş gibi güle oynaya Dünya Kupası finali izledi.
Katar'da maç izleme keyfi acaba milletimizin sırtındaki küfeye ne kadarlık bir fatura daha yükledi? Hep söylüyoruz, arsız kendini güçlü sanınca haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. Bunlarınki de bu hesap. Biz iş başına geldiğimizde ne emekçilerimizi ezdireceğiz ne de işverenimizin rekabet gücünü ezeceğiz. Herkesin refahtan hak ettiği payı almasını sağlayacağız. Değerli basın mensupları, siyasi iradenin güç zehirlenmesinden daha kötü bir şey varsa o da toplumların yalanla zehirlenmesidir. Zorbalar kendilerine boyun eğenlerin korkusundan güç alır. Boyun eğenlerden güç alan zorbalar her türlü kötülüğü yapmayı kendilerinde hak görür. Zorbaya boyun eğmek demek kötülüğün her türlüsünü kabullenmek demektir. Ülkemizde milletin rızasını alma kabiliyetini yitirmiş zorba bir yönetim var. Trol ordularıyla, havuz medyasıyla, besleme kalemleriyle, organize yalanlarıyla milletimizi zehirleyerek kendine rıza üretmeye çalışıyor. Kirli zehirlerinin panzehiri olan bağımsız yayın kuruluşlarımızı ise Rütük sopasıyla hizaya getirmeye kalkıyor. Halk TV, Tele1, Fox TV gibi bağımsız kanalların üzerinden Rütük sopası hiç eksik olmuyor. Bu yılın tamamında bu kanallara verilen cezalar 15 milyon lirayı buldu. Onlarca yayın durdurma cezası da cabası. Yerel seçimlerde televizyonda İmralı'nın mektubunu okutmak suç değil. Terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkartmak suç değil. Ama terörü ne menen bir şeyse mimikle övmek suç. Cari açık verirken cari fazla verdik diye palavra atmak suç değil. Enflasyonla milletin belini kırarken enflasyonun boynunu kırdık demek suç değil. Ama canlı yayında Cumhurbaşkanı bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır demek suç. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize çökmeye çalışmak suç değil. Ama bunu halkın iradesine darbe diye değerlendirmek suç. Yapmak istedikleri çok açık. Seçimlere giderken baskı ve zorbalıkla kendilerinin dışında kimse konuşmasın. Hiç kimse fikrini ifade etmesin istiyorlar. İstanbul'u kaybedenin Türkiye'yi de kaybedeceğini bilenlerin koltuklarını kaybetme korkusu ayyuka çıkmış vaziyette. Hukuku katlederek seçim öncesi İstanbul'a, İstanbul'un rantına çökmeye çalışıyorlar. Bunun için istinaf mahkemelerine alenen talimat vermekte. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı eliyle suyu bulandırmakta. Göreviyle ilgili bir suçlama olmadığı halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı görevden almakla tehdit etmekte. Saçma sapan dosyaları savcılığa servis etmekte. Yeni kumpaslar tezgahlamakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Koltuğu kaybetmekten korkuyorlar, korktukça ceberutlaşıyorlar. Yemeyecekleri lokmalara saldırıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbulluların ve milletimizin iradesi, milli irade saray için büyük lokmadır. Emin olsunlar, boğazlarında kalır. Vakti saati geldiğinde ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılırlar. Bu yaptıkların hesabını verirler. Tekrarlayalım. Bizim en büyük güvencemiz zulüm bizdense ben bizden değilim diyen hak ehli vicdanlardır. Çok şükür sarayın kurduğu bu kumpas daha şimdiden hangi partiden olursa olsun tüm vicdanlı yüreklerde mahkum olmuştur. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir. Biz yılmadan adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, çağrımız doğrudan sizedir. Geçmiş geride kaldı. Gelecek ise hep beraber bizi çağırıyor. Bundan sonra hepimiz gelecek için daha cesur olmalıyız. Artık bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi geldiği yere gönderme vakti geldi. Bulundukları makamları, mevkileri halkın emaneti olduğunu unutanlara bir ders verme zamanı geldi. Seni korkutmaya, sindirmeye cüret edenlere tokadı basma vakti geldi. Seni sırtında küfe olarak görenleri
sandıkta kaldırıp atma zamanı geldi. Hep altını çiziyorum. Önümüzdeki seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçimde iki adaydan öte iki ayrı anlayış yarışacak. Bu seçim hak ile batıl arasında olacak. Merhametli kalpler ile zalimler arasında olacak. Demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Milletin evlatları ile sarayın beslemeleri arasında olacak. Biz üzerinizdeki tüm yükleri kaldırmaya, sıkıntılarınızı feraha kavuşturmaya, hak ettiğiniz refahı sağlamaya, bu ülkeye hak, hukuk ve adaleti getirmeye kararlıyız. Biz hazırız. Gelin bize katılın. Karanlıktan aydınlığa hep beraber çıkalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi eğer varsa sorularınızı alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. İlk soru CNN Türk tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. AK Parti ve MHP tarafından meclise sunulan anayasa değişikliği teklifine ilişkin nasıl bir tutum alınacağına dair çalışma yapıldı mı? CHP teklife evet mi, hayır mı deme noktasında bir karar aldı ya da alınmadıysa bu karar ne zaman alınacak? Anayasa ciddi iştir. Tabii ki incelemeye devam edeceğiz. Ama ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Biz şunu anlamakta zorlanıyoruz. Memlekette bunca pahalılık, yokluk, yoksulluk varken sizin ve sarayın en önde gelen gündemi nasıl bu olabiliyor? Hakikaten anlamakta çok zorlanıyoruz. Evet. Efendim bir soru da Halk TV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan müfettişlerden birinin AK Parti'den daha önce milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Yani kumpas açık seçik ortada söylüyorum. Yani bu yorum gerektirmeyen bir husus. Öyle anlaşılıyor ki aramış taramışlar bu soruşturmayı yapacak bir müfettişi bulmuşlar.